Şimdi bu E5 yolunun İstanbul'un sosyal coğrafyasında nasıl bir farklılaşmaya yol açtığını burada görüyoruz. Çok net bir resim. Çok net, yani. Çok net. Şimdi E5'in bunu ben icat etmedim. Bu kavramı ilk kez hocamız Sema Erdir'in Pendik Kentsel Gerilim isimli bir kitabında görmüştüm ve bizim haritalarda da buna çok benzer şeyler elde ediyorduk. Ve sonradan gördük ki bu şey E5'in üstündeki İstanbul, E5'in altındaki İstanbul tıpkı bizim Kadıköy'deki gibi Bağdat Caddesi'nin ve deniz arasında, işte Bağdat Caddesi ile minibüs yolu arasında ki farklılaşmaya ilişkin bir toplumsal farklılaşma ekseni olduğunu görüyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman aslında yani siz denizle deniz bahsediyordunuz. Yani denizle E5 yolu arasında gördüğümüz toplumsal profille o E5'in kuzeyindeki toplumsal profil birbirinden tamamen farklı şeylere toplumsal hayatlara şey yapıyor, işaret ediyor ve bu yol aslında boydan boya yani E5 yolunun bir tarafından bir tarafa giden insanların ulaşımını kolaylaştırırken yolun bir tarafındakilerin hiç deniz kıyısına gelmesini engelleyen fiili bir duvar gibi çalışıyor.